Diyor ki Kur'an bir tarih, bir hikaye vesaire kitabı gibi çeşitli konulara yer veriyor. Fen ilminin Kur'an'da az veya kısa oluşunu nasıl izah ediyorsunuz? Bu İslam'ın pozitif ilme değer vermediği anlamına gelebilir mi? Bu mevzu cumalardaki mevzelerde ele aldık. Ne kadar değer veriyor? Arz ediyoruz. Oraya, o derslere girişte bir nebze arz etmeye çalışmıştım. Kur'an-ı Kerim ezelden gelmiş, ebede gidecektir. Hazreti Adem'in dünyaya teşrifiyle başlayan nübüvvet, elde bir kitap halinde gelişe gelişe kainatın efendisine kadar gelişmiş. Kainatın efendisinde Kur'an bütün kitapların tezlekesi, hulasası, fihristi mahiyetinde arz-ı didar etmiştir. Binaenaleyh Kur'an-ı Kerim bir 20. asrın kitabı değildir sadece. Tekniğin, teknolojinin, fennin pek çok merhaleleri aştığı, bugüne kadar aşılması mümkün görülmeyen merhaleleri aştığı bir devrin kitabı olsaydı, belki hakikaten fen kendisinden çok daha bahsedilmesini arzu edebilirdi. İkinci de şunu arz edeyim. Pozitif ilim diyoruz. Pozitif ilimle ne kastediyoruz? Şu ana kadar tecrübeyle bütün bulunan şeyler, tecrübi sahada bir hüviyet iktisap eden şeyler, bunlara pozitif diyorsak, şu ana kadar şahit olduğumuz binlercesi vardır bunun. Mesela demirin elde edilmesi pozitif bir şeydir artık. Yani demir yerdeki bir madenden elde edilmiştir. Mesela yerin altındaki bir maden, petrolün işlemesi diyelim. Pozitif bir şeyse bu, yani petrolün bir kısım kanunlarla tasfiyeye tabi tutulması, içinden pek çok şeylerin çıkarılması, ondan bir kısım sentetik şeylerin yapılması, hem giyecekte hem yiyecekte hem efendim yakacakta kullanılması, belki ileride petrolden sentetik şeyler yapacak, millete yedirecekler. Bilemiyorum, belki şimdi yediriyorlardı da pek dünyadan haberim yok. Bunlar esasen pozitif şeylerse şu ana kadar yapılmış buna benzer binlerce şey vardır. Mesela güzel ekin ekme esasen, mahsul elde etme meselesi, tecrübelerle vücut bulmuş şeylerdir bunlar. Bugüne kadar. Bununla şunu demek istiyorum. Şu 14 asır içinde beşer, şu anda bütün ilimler onun neticesi olan o kadar çok ilimde merhale kat etti ki, bunlar binlercedir. Fakat biz bunları ülfet ve ünsiyetle basit gördüğümüzden, dünkü tramvaylar gibi, efendim kömürle işleyen trenler gibi çok basit gördüğümüzden, demoda olmuş bir bakıma bu şeylere hiç bakmıyoruz. Halbuki 6 asır evvel gitseniz, bugünün füzelerinin yerine, Apollo'larının yerine bilmem neler karşınıza pozitif olarak çıkacaktı. Bu o günün insanı diyecekti ki, niye bizim bu işlerden bahsetmiyor Kur'an-ı Kerim? Binaenaleyh Kur'an-ı Kerim, kendi nüzul ettiği andan itibaren onun tarihi diyebileceğim, şu 14 asır içinde meydana gelen 10.000 tane hadiseden bahsediyor. Meydana gelecek. 20. asırda meydana gelen 50 tane hadise, eğer inhisar-ı fikir yaparak sadece benden bahsetsin derse, öbürlerinin hakkına tecavüz etmiş olacaktır. Öbür insanların bu mevzudaki sözlerine biraz kulak vermek lazım. Onlar da kalkar haklarını isterlerse belki bugünün pozitif ilmi o kadar hak istemeden de sarf-ı nazar edecektir. Ayrıca Kur'an kainatın kitabı. Bu devirde meydana gelen füze gibi, Apollo gibi, elektrik gibi, röntgen şuağı gibi şeylerden çok açık, tafsilli sureler tahsis ederek, mesela suretül elektrik, suretül Apollo deseydi şayet, Allah'ın Celle Celaluhu fezai ıtlaktaki namütenahi sistemleri, galaksileri, güneşleri, yıldızları, ayları, bu devirde meydana gelen bu küçük şeylere diyeceklerdi ki, haddinizi bilin, Kur'an'da çapınıza göre yer isteyin. Bu azametli şeylerin hepsinin onun içinde yeri vardır. Hepsinin içinde yeri vardır ama her şeyin çapına göre bahsediyor. Binaenaleyh Kur'an-ı Kerim bir fizik, bir kimya kitabı değil. Ama ilimin, tekniğin temel kaidelerine dair o kadar çok şey söylemiştir ki, hiçbir devirde teraveti bozulmayacak, tazeliği gitmeyecek, gençliğiyle daima görünebileceklerdir bunlar. El verir ki dikkatle bakmış olalım onlara. Ama Kur'an-ı Kerim'in bir bakıma tarihsiyer gibi şeylerden,
peygamberlerin magazisine, sergüzeşte hayatına dair şeylerden daha çok bahsetmesi, hususiyle nüzulü zamanında, onun indiği zaman, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın maruz kaldığı şeyler nazar itibara anlıyordu. Mesela bir yönüyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem inkar ediliyordu. Kur'an-ı Kerim ona diyecek ki, فَاِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكِ Eğer seni inkar ediyorlarsa senden evvel pek çok nebi inkar edildi diyecektir. Ve sonra vakayı anlatacaktır. Musa'nın inkar edilişini anlatacaktır. Hazreti Mesih'in inkar edilişini anlatacaktır. Allah Resulü şöyle buyurur. رَحِمَ اللّٰهُ مُوسَى لَقَدْ اُوذِيَ اَكْسَرَ مِنْ هَذَا Kendisine eziyet ettikleri zaman şöyle buyurur. Allah'ın bol bol rahmeti Hazreti Musa'nın üzerine olsun. Bundan daha fazlasına maruz kaldı da sabretti der. Teselli bulur. Vakayı biliyor. Binaenaleyh peygamberlerin hayatı olarak, sergüzeşte hayatları olarak, Kur'an-ı Kerim'de fezlekeler halinde, bazen de kısmen tafsir edilmiş şekilde, kendisini gösteren şeyler, bütün bir hayatın adeta, Kur'an-ı Kerim'in içinde canlanması, bütün bir hayatın kalbinin çarpması demektir. Bütün bir insanlığın hayatı vardır onun içinde. Başınıza gelecek her şeyi bulursunuz orada. Kur'an-ı Kerim'i açıp okuyan bir insan, manasına dikkat eden bir insan, her gün çeşitli inişlerini, çıkışlarını, döndüğü zikzakları hepsini Kur'an-ı Kerim'in içinde bulur. Ama bir surede bulmazsa başka bir surede geçmiştir. Ve sonra o sure insanı kendi psikolojisiyle yakalayıverir. Ve sonra hemen onu kendi tedavi edeceği sahaya götürür. Aynen bir peygamberin başından geçen vakayla onu karşı karşıya getirir. İnsanın içini okşayan, bir meltem tesiri yapan, ilahi ifadesiyle insanın vicdanını yıkar, tertemiz hale getirir. Kur'an okunduğu zaman olur bunlar. Bütün vakaları birden nazar itibara aldığın zaman adeta magazi kitabı gibi gelir. Halbuki haddi zatında hiç de öyle değil. Belki Kur'an'da peygamberlerin hayatına dair olan şeylerin bütününü bir araya getirsek, 300 kadar ancak olur. Yani 60 sayfa gibi bir şey yapar. Bütününü bir araya getirsek. Bununla beraber belki ilim adına Kur'an-ı Kerim'in ifade ettiği şeyleri bir araya getirsek ondan daha fazla olacaktır. Çünkü bir yerde yerin göğün yaratılmasından bahseder. Bir yerde nebasatın yaratılmasından bahseder. Öyle sureler vardır ki onlar doğrudan doğruya Allah'ın nimetlerini tadat etmekle, başlamış tadat etmekle bitmiştir. Mesela Nahl suresi, arının adına izafeten. Mesela Neml suresi diyelim. Bunun gibi mesela Ra'd suresi. Cenab-ı Hakk'ın nimetlerini tadat eder durur. Bunlardan anlaşılıyor ki böyle zahiren lihle-i ula'da nazara çarptığı gibi Kur'an-ı Kerim fenleri ihmal etmemiş ve onlardan daha çok peygamberlerin hayatına, sergüzeşte hayatlarına yer vermemiştir. Yerine göre her şeye yer vermiştir.